Güzel bir İstanbul vlogu çekeceğim inşallah. Eğer video izliyorsam muhtemelen zaten çekmişim. Evet arkadaşlar, İstanbul gar yazıyor. Geldik. Rezil bir İstanbul. Yazık kafana. Celal bromuza da geldi. Senin kafanı siki. Kamera biraz açık diye kardeşim benim. Ne alakası var? Ne alakası var? Ne oluyor? Aynen devam ediyoruz. Bol yeşillik. Ne? Oğlum bak, şamar yersin ha. Abi efendim. Hastasın oğlum sen, hastasın. Ne yapıyorsun lan sen? Seni yerim lan. Açık alın. Evet. Herkese merhabalar. Şu anda saat 5:15 geçiyor. Güzel bir İstanbul vlogu çekeceğim inşallah. Eğer video izliyorsam muhtemelen zaten çekmişimdir, ayarlamışımdır. Sesim boru gibi. Şu anda hastayım. Yeni uyandım ve çok az uyudum. Yani 1-2 defa falan yattım işte. Saat şu an 5. 1 saat falan adam akıllı uyumuşumdur yani. Uykusuzluk. Deli gibi vurdu. Bir yandan kendime bakıyorum. Mal gibi. Evet. Bakalım. Güzel bir vlog gelecek. İstanbul gezisi. Buradan Gebze'ye. Gebze'den İstanbul'a doğru bir yolculuğum var. Neyse, hazırlanayım. Görüşürüz. Arkadaşlar, yolculuğun ilk aşaması, Gebze terminaline geldim. Şimdi Samet Brom'u bekleyeceğim. Bakalım o da geldikten sonra buradan da Marmara'yla İstanbul istikametine devam edeceğiz. Evet, Samet Brom'la buluştuk. Bayağıdır kardeşim uyurken. Ne yapıyorsun ya? İyi, sen ne yapıyorsun? Dur gel, sarılalım, böyle sarılalım hadi. Evet, Samet Brom'la buluştuk. Gebze terminalindeyiz. Şimdi buradan artık kendisi yönlendirecek bizi. Nereye gidiyoruz? Marmara'ya gidiyoruz. Marmaray. Marmaray. Daha önce bilmedim. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey var, bu İstanbul. Şimdi yürüyelim yanına ya. Ne kadar para harcadığımı da hesaba katmak istiyorum. O yüzden fiyatları da söyleyeceğim, harcadığım maliyetleri. Bakalım onları da ekleyeceğiz. Ne kadar tutuyor, ne tutuyor, hepsini size adım adım söyleyeceğim. Yani böyle ufak yolda bir gezi yaptığınızda ne kadar şu anda para gidiyor. Onu da vereceğim bilgisine, öyle. Şimdi geldik bakalım. Girdiğimiz para geri verildi. 10 lira ver, 10 lira. Okur okur devam et. Eder kardeşim. Alın teriyle kazanmış bu para. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşecek. Çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim? Evet arkadaşlar, İstanbul gar yazıyor. Geldik. Sonunda indik. Brom'la birlikte. Bakalım. Ya onlar şimdi vlog pek şey yapmıyorlar. İşin açıkçası ben çekiyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Ve biraz uyku vurdu. Hafif uykusuzluk tabii ki var. Şimdi diğer Brom Celal'i bekleyeceğiz. Bir kahve falan içelim diyoruz. Şu an neredeyiz acı? Sirkeci'deyiz şu an. Öyle. Trafik akıyor. Devam ediyoruz bakalım. Sarıyer börekçisine geldik. Meşhurmuş. Kahvaltıyı börekle açacağız. Samet Brom yine ıslanıyor. Rezil bir İstanbul. Yazık kafana. Bok gibi havada geldik ama devam ki. Hadi bakalım bir börek yiyelim. Devam. Ustam şifalar mı yiyorsun? Öpücük. Ne oldu, dedikodu mu yapıyorsun lan? Kapat, ha? Kapat. Dedikodu mu yapıyorsun? Ha? Çekme ananı bacını. Celal Brom'uza da geldi. Senin kafanı sikeyim.
Kamera biraz açık değil kardeşim benim. Ne alakası var? Ne alakası var? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, şimdi börekçiye girip çıktık, bayağı bir tokatlandık. Kaç ödedik? Kilosu 150 liraymış. 95 lira bir ödememiz oldu. Bakalım sikemledi arkadaşlar. Evet birazcık öyle oldu benim gazımla. Biraz sokulduk gibi oldu. Şimdi devam ediyoruz biraz daha sokulmaya. Börek nasıldı bu arada? Sıradan. Sıradan değil mi? Herhangi bir börek gibi düz. Çok da bir numarası yoktu açıkçası. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Her şeyi böyle pat diye atlarsak gün içindeki programı. Bak, 1500 tane yorum varmış. Burası çok iyiydi falan dedi. İşlek mekanı olduğu için. Evet ya, yani bizim gibi böyle yerli turistleri. Celal Bro markada. Bro. Geliyorum abisi. Öyle miydi? Şişim geldi ya. Ne amına? Arkadaşlar şu anda Gülhane Parkı'nı geçtik. Kısa kısa videolar çektim. Şimdi de Eminönü'ne doğru yol alıyoruz. Bakalım orada da bir iki gireceğimiz yer var. Aynen devam ediyoruz. Ne? Ne o? Aman ne kim? Şemsiye kalın. Kapama. Devam. Çiğ köfteci Adison'un yanındayız. Gözüküyor muyum? Dur. Köfteci Adison'un yanındayız. Şimdi tarttırdı bana. Bana küçük bir şeyleri çok onurum da oynuyor. Birazdan alıyor. Selamun aleyküm. Bayağı kıskandım bak şimdi. Yeşillikli bol istiyorum. Acı. Acı normal, az önce verdiğim gibi. Bana bol yeşillik. Belki niye yemek bu ne oğlum amına? Yara yiyeceğiz galiba. Oğlum bak şamar yersin ha. Tabii efendim. Hastasın oğlum sen, hastasın. Ne diyorsun ya? Yiyecek değil mi aziz? Oğlum tabi bol, su gibi bol. Öldürdü. Öldürdü. Ya roka maka yok mu ya bir şey? Ha roka geliyor ha. Geliyor mu? Kamyon da geliyor ha. Ben oldu da var ha. Babamsın. Al bakalım. Bana niye almıyorsun? Parasını ödüyor, bana almıyor ya. Acı var mı normal? Normal. Normal. Ben kendim ver bakayım. Bu şeyden al. Onu bana ver. Sen adamsın. Şimdi de İş Bankası Müzesi'ne geldik. Müzeyi geziyoruz, çok ses yapmıyorum. Şimdi size göstereceğim azıcık böyle görüntüler. Devam ediyoruz. Thank you.
Evet, bayağı bir yürüdük, yürüyoruz. Bir yandan da laflıyoruz yani. Kendi aramızdaki sohbetleri tabii çok çekemiyorum. Bilmiyorum ne kadar hani neresini izlediniz ama biz güzel eğleniyoruz şu anda. En son attığım videoda bir kafeye oturup çay içtik falan. İyiydi, iyi geldi. Kalabalık. Şimdi de İstanbul Sinema Müzesi'ne gireceğiz. Kubrick'in sergisi geldi. Aslında buraya geliş amacımız oydu. Samet Brom vasıtasıyla, onun tetiklemesiyle oldu. Kubrick sergisini gezeceğiz. Ondan sonra bakalım, ufaktan Ortaköy'e doğru yol alacağız herhalde. Duruma göre gidişatı yine tekrardan video ile aktaracağım. Saç baş dağılı tabii, pert haldeyiz ama güzel geçiyor yani. Yağmurlu havada bu kadar. Devam. Evet arkadaşlar, sonunda ziyaret sebebimize geldik. Ama onu var ya, Taşkent'e gitse kadar... Ne bağırdın ya. Evet arkadaşlar, şu anda ziyaret sebebimize geldik. Kubrick sergisine giriyoruz. İstanbul Sinema Müzesi. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Kubrick sergisinden şu anda çıktık. Celal, Samet, Brom'la beraber şu anda Taksim Meydanı'na bir de ıslak hamburger gömmeye gidiyoruz. Bayağı da acıktık tabii ki. Bir mallık doluştu. Şu anda akşam saat çok yoğun. İnanılmaz bir yoğunluk ve kalabalık var. Yağmur yine yağmaya başladı. Ayaklar ıslak, su gibi. Şapır şapır suyun içinde yürüyoruz. Ama zevkli, güzel geçiyor hala. Bakalım, devam ediyoruz. Islak hamburgeri ısırırken tekrar bir video alabilirim. Duruma göre. Görüşürüz. Arkadaşlar, Kızılkayalar'dan aldık ıslak hamburgeri. Ben daha önce yemiştim. Güzel yani. Çok lezzetli bir et yok. Normal karışık bir eti var. Ama güzel. Atıştırmalık denemiş olduk. Hava berbat. Kayıyordu. Hava berbat şu anda. Fazla çekemiyorum. Evet arkadaşlar, geldik. Son durak Mideci Ahmet. İki tane midyem var ve yarım kokoreç aldık. Bakalım, yiyorum şimdi. Güzel. Evet, şimdi de soslu midedeyiz. Sen de çekiyorsun. Nasıl, yorumlarını alayım. Ben bir anda nerede olduğumu unuttum. Bir daha çekiyorum. Artık tabii beynimiz sulandı. Bütün gün gezdik. Samet Brom'la biz en son durağımızda Mideci Ahmet'te kokoreç gömmüştük. Genel Brom yemedi. Günün yorgunluğu, uykusuzluğu, maymışıklığı var. Şu anda karnını doyuruyor. Yanında limonatası var. Belgesel gibi çeker gibi. Evet, şu anda Kadıköy'deyiz. Feribotla karşıya geçtik. Zaten görmüşsünüzdür. Vapurla işte. Bir şeyle geçtik ama her şeyi düzeltme oğlum. Geçtik işte bir şeyle. Gülüşe bak. Bayağı hala yağmur yağıyor. Sırılsıklam olduk.
Ama güzeldi. 5 part yaparlar. Kaç part? 5 part. Bir daha söyle. Dayanamadım ben de. Celal Brom bir de hot dog gibi bir şey söyledi, ben de aldım. Samet de yemesin. Bakıyor öyle. Bir de bunu gömüyoruz. Yakışıyorken giyeceksiniz. Dişiniz kesiyorken yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Ben de yiyorum. Ortam güzel. Ustam şifa hazırlamış. Ustam dinliler mi söylüyorsun? Şifalar mı hazırlıyorsunuz ustam? Evet brolar, tekrardan merhaba. Akasya AVM'ye geldik. Samet Brom'un ısrarla istediği Sinabon adlı markanın tatlısına geldik. Bakalım şimdi bunu yiyeceğiz. Güzel duruyor. 10 numara lan. Bakalım. Güzel mi değil mi anlayacağız. Celal beğendi. Evet arkadaşlar, günü noktaladık. En son Sinabon yedik. Şimdi yorgun argın Celal Brom'un evine gidiyoruz. Geceyi burada geçirip sabah uygun bir saatte bilet alıp Gebze'ye, oradan tekrar Bursa'ya ben yola koyulacağım. Samet de Gebze'den kendi köyüne gidecek. Ekip böyle. Evet. Şimdiden ne diyeyim, bir şey diyecektim. İyi seyirler diye bir şey diyecektim. Neyse, burayı zaten izlemedin ama ne. Ama ne kim, burayı izlemedin. Tamam hadi bakayım, görüşürüz. Eve doğru yürüyüşümüzü izlemiştiniz muhtemelen. Devamı da video çekemedim çünkü sabah erken saatte kalkıp hemen kahvaltı yapıp otobüs, benim otobüsüm olduğu için otobüsü kaçırmamak adına hızlı bir şekilde, hatta biraz böyle apar topar hızlı bir şekilde hemen kendi evime geldim. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir geziye öncelikle tam bir plan yapmanız lazım. Bir, biz gerçi planladık ama çok hızlı gelişti. İkincisi, kesinlikle yazın gelmeniz lazım. Yani özellikle ya tam kış ayında geleceksin, böyle kaban mont hani sağlam giyinip geleceksin ve bunu diyeceksin. Bir kış için geliyorum ben, hani kış mevsiminde geliyorum. Etkinliklerimi ona göre yapacağım dersin. Ona tamam. Ya da gerçekten ilkbahar veya yaz aylarına geleceksin ki gerçekten aslında tam zevki öyle çıkar bence. Özellikle böyle turistik yerleri gezmek istiyorsan yazın geleceksin ve hafta sonu gelmeyeceksin turistik sıralardan dolayı. Çok beklersin. Yani gerçek anlamda beklersin bu arada. Cumartesi pazar gittiğin zaman turistik o kafileler iki katına çıkıyor. Şunu söyleyeyim son olarak, belli başlı yerlere gelmeniz lazım. Yani nedir bu? Biz şimdi ne yaptık? Bayağı böyle hani biraz turistik gezi pornosu gibi oldu kaba tabirle. Çünkü her yeri görmek istiyor gibi olduk bir anda. Yani bir günün içine o kadar çok şey sığdırmak yerine bir iki tanesi için gelip, bir tane veya iki tanesi için gelip tüm gününüzü ona ayırmanız çok daha mantıklı olur. Ben hani mesela, bana bu ders oldu bu anlamda. Eğer bir daha İstanbul veya herhangi bir benzeri bir gezmeye gidecek olsa, turistik bir sürü bana imkan verebilecek olan bir yere gidecek olsa, kesinlikle aralarından bir iki tane yeri, bölgeyi seçerim ve o bölgeyi dolu dolu gezerim. Son olarak söylemek istediğim şu: arkadaşlar böyle videoları bence hazırlayın. Yani gittiğinizde, bir yerlere gittiğinizde kendiniz için bir şeyler çekebilirsiniz ama ya hatıra oluyor mesela. Bundan atıyorum 5 sene 10 sene sonra açıp baktığımızda Samet hani görecek, Celal görecek, ben göreceğim. Belki birimiz ölüp kalacağız bir şekilde, ne olacağı belli değil. Baktığınızda arkadaşlığınızı, işte gezinizdeki o anıyı, hatırayı kaydetmiş olursunuz. Bu anlamda hani sadece böyle kendim içeri çıksın gibi değil, gerçekten kendime bir hatıra bırakmak üzere çektiğim video oldu aslında. Benden de size tavsiye olsun. Kesinlikle bence gittiğiniz yerlerde ufak da olsa böyle ufak editler, minik videolarla bunu taşlandırın. Aranızdaki sohbeti kısa kısa çekebilirseniz çekin diye öneririm. Bu şekilde bayağı da konuştum. Çiko beyefendi, bir şey demek ister misin? Hadi bakalım herkese. Görüşürüz de, bay bay de. Bakayım benden çıksın. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ne yapıyorsun lan sen? Senin yerin ne? Gel buraya gel. Kağıtlarımı yiyor benim. Gel buraya gel lan. Ah, kuşum benim. Güzel değil mi? Götünü ısırırım şimdi. Ah, bu böceğim. Geç.